Sayın Kemal Bülbül. Buyurun Sayın Bülbül. Sayın Başkan, değerli genel kurulu üyeleri, herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle geçen hafta kuliste rahatsızlanmamız sırasında gerekli yardım ve müdahaleyi gösteren Tekirdağ vekilimiz Doktor Candan Yüceer'e ve Ankara vekilimiz Doktor Murat Emir'e teşekkür ediyorum. Nazik aramalarından geçmiş olsun dileklerinden dolayı CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Yine önceki dönem Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanı, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın İsmet Yılmaz'a da teşekkür ediyorum. Arayan soran tüm canlara yürekten teşekkür ederim. Malatya Yeşilyurt Belediyesi, Ankara Kızılcahamam, Elazığ Arıcak, Akçakiraz, Baskil, Ordu, Korgan, Tokat, Erbaa, Bursa, Yıldırım ve son olarak Hatay Dörtyol belediyelerinde akılla, demokrasiyle, hukukla, yerel yönetimle, adaletle ifade edilemeyecek yolsuzluklar ve hukuksuzluklar söz konusu. Bunun adını da çevreye duyarlı birey yetiştirmek olarak konmuş, gri pasaportla gönderiliyor. Aynı zamanda bu Diyanet İşleri Başkanı da gri pasaportla yurt dışındaki Alevi toplumunu asimile etmek için kendinden menkul görevlendirmeler yapıp gönderiyor. Bu da bunun içinde ele alınmalı. Ben şimdi Süleyman Soylu'ya soruyorum. Hani bütçe görüşmelerinde gelip bizim belediyelere darbe yaptığını burada oh oh diye zil takarak oynadın ya. Şimdi senin belediyelerin yaptığı bu yolsuzluk ve rezaletler karşısında oh oh mu diyeceksin, ah ah mı diyeceksin, vah vah mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Değerli arkadaşlar, köylük yerden birinde adamın biri gömü bulmuş, hazine bulmuş. Şimdi bu hazineyi herkes merak ediyor. Komşusu da akşam yatmış. Yatmış bir türlü uyumuyor. Debelenip duruyor. Hanımı bir tekme vurmuş. Herif niye uyumuyorsun? Yat da haşa huzurdan zıbar demiş. Adam demiş ki uyuyamıyorum hanım. Niye uyuyamıyorsun demiş. Ya şu bizim komşu demiş gömü bulmaya buldu da ne kadar bulduğunu söylese de biz de rahat etsek. Şimdi değerli arkadaşlar, 128 milyar nerede? Çalınan atlar nerede? Yurt dışına gönderilen insanlar nerede? Bu hukuksuzluk karşısında niye susuyorsunuz? Bari söyleyin de uyuyamayan yurttaş da rahat uyusun. Yurttaş uyuyamıyor. Yurttaş rahatsız. Yurttaş tepkili. Yurttaş politikanıza, yolsuzluğunuza ve bununla örtmek istediğiniz patatesinize de soğanınıza da tepkili. Ama medyayı abluka ettiğiniz için bu görülmüyor. Burada bu belediyeler suç işlemiştir. Buna sessiz kalan İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarda suç işlemiştir. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyor ve önergeyi destekliyoruz.